diyelim. Ben aslında... Bu çok önemli bir tespit bence. Şimdi burada şöyle bir önemli nokta var. Seyircilerimize ne olduğunu söyleyelim. Ortada bir tartışma var. AKP anayasa gayet açık. Diyor ki Cumhurbaşkanı iki kez seçilir. Fakat AKP'li anayasacılar diyorlar ki Cumhurbaşkanı iki kez seçilir ama sistem değişti. Başkanlık sistemine geçildi. Onun için bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci dönemidir aslında. Yani başkan olarak birinci dönemidir. Şeklinde bir yorum getiriyorlar. Bu yorumu karar verici olan YSK kabul edebilir, etmeyebilir. Kabul edeceğini düşünüyor herkes. Ama gene de o tartışma açılır ise bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazansa bile seçimi, şu anki anketlerin gösterdiğinin aksine, toplumun nabzının aksine ve hem Sayın Özdağ'ın hem Yeneroğlu'nun işaret ettiğinin aksine kazansa bile tartışmalı bir hale getirebilir. Ama öte yandan burada şu risk de var. Ben Sayın Özdağ'a bunu sormak istiyorum. Mesela CHP ile ben konuştuğum zaman orada şöyle bir hava seziyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim önüme mahkeme kararlarını çıkartarak ya da hukuku çıkartarak benim önümü tıkamak istiyorlar havası yaratmak isteyecektir. Hukuk yoluyla bunu yapmak isteyecektir. Benim önümü tıkamak istiyorlar diyecektir. Seçmeni konsolide etmek için. Bu yüzden yeniden seçilebilir, seçilemez tartışmasını na biz en azından şimdilik girmeyelim havası var. Sizce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ki ben de bu tartışmayı bu yaralamamak için erken seçime gidebilir, gidebilir, gitmeyebilir. Bunu anlıyorum bu şeyi ve doğru da gibi de geliyor bana. Ama ben başka nedenlerle önümüzdeki 6 ay içinde bir seçime gideceğini düşünüyorum. Ama siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğer böyle bir dava açılırsa gerçekten veya böyle bir itiraz dile getirilirse, bir muhalefet edilirse bunu seçmen nezdinde kullanacağını düşünür müsünüz? Bunun muhalefeti efendim, yaralayacağını düşünür müsünüz? Şimdi biraz önce değerli siyasetçi Mustafa Yeneroğlu söylemiş olduğu 101 ve 116'ya göre üçüncü kez seçilemiyor. Ama iktidar yanlısı hukukçular ise başka şeyler söylediniz. Doğrudur, onlar da böyle söylüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan işini garantiye almak ister. Bir yandan bu süreç içerisinde biraz önce söylemiş olduğum gibi muhalefet partilerin içerisinde problemler yaratmak, oralarda kazanları kaynatmak, bir diğer yandan bu muhalefet partileri içerisinden kendisine muhalefet eden Cumhur İttifakı'nda olmayanları yanına çekmek, yeni partnerler bulmak için çalışırken bir diğer yandan dini araçsallaştırmaya, dini istismar etmeye devam edecekler. Bundan sonra dini daha çok bu alanda göreceğiz. Daha çok dini argümanlarla çıkacaklar karşımıza. Bir diğer yandan da şunu yapacak Sayın Erdoğan. İşini garantiye alacak dedim. Hatırlarsanız İstanbul Sözleşmesi konusu gündeme geldiğinde 2011 yılında, 2012 yılında parlamentodan geçmişti. Ben de orada milletvekiliydim. Bütün partiler evet demişlerdi. Bütün milletvekiller evet demişlerdi. Madem kötüydü Sayın Erdoğan başbakanlığın için imzaladı ve madem kötüydü niye 11 yıl bekledi? Madem iyiydi niye kaldırdı diyerek sormamız gerekirken soruyoruz da zaten ama kendisi kanun hükmünde kararnameyle kaldırmadı bunu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırdı. Neden? Eğer kanun hükmünde kararnameyle kaldırmış olsa da AYM'ye gidecekti. Anayasa Mahkemesi'ne götürecekti bunu parlamentodaki kişiler veyahut da milletvekilleri grubu bulunan veya o sayısal çoğunluğu, sayısal desteği olan isteyen partiler bunu götüreceklerdi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yaptı. Ve bunu Danıştay'a götürmemizi istedi. Götürdük, her parti götürdü. Danıştay reddetti bunu. Ve şimdi işini garanti almak için Yüksek Seçim Kurulu her ne kadar dizayn yapmış olsa da 17-25 Aralık sonrası bizler orada milletvekiliydik. Sayın Davutoğlu orada başbakandı. Ben orada genel başkan yardımcısıydım, milletvekiliydim. Arkadaşlarımız da bunlar Yüce Divan'a gitsinler dediğimiz zaman bize şunu söyledi partinin yetkilileri. Ne yani? Onlar Yüce Divan'a gitsinler mi istiyorsunuz? Evet, Yüce Divan'a gitsinler. Yargının kimin elinde olduğunu görmüyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'nde kimlerin olduğunu bilmiyor musunuz? Diye bize sorduklarında ben de onlara şunu sormuştum. Kimlerin elindeymiş?
kimler varmış ki orada diyerek sormuştum. Hiç yargı kimsenin arka bahçesi olmasın. Ne etnisinin, ne mezhebin, ne partinin, ne cemaatin. O yargıya güvenelim diyerek söylemiştik. O yargıya bile güvenmediler. Şimdiki yargıya da güvenmiyorlar. Bakın bu yargıyı da dizayn ediyorlar. Hatırlarsanız eğer 15 Temmuz sonrası demokrasinin alanı daha çok genişlesin derken, Türkiye'de hukukun üstünlüğü olsun derken, Türkiye'de insan hakları olsun derken, Türkiye'de bir parti devletine doğru evrilmek istediler. Durumdan vazife çıkartarak önce Türkiye'de referandum yaptılar ve ardından da anayasayı değiştirerek Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiler. Ve Süleyman Soylu meselesinde gerek Ruslar Pekcan konusunda bugünkü yargıya da güvenmiyorlar. Yargı bugün suspus, yargı objektif değil, yargı tarafsız değil, yargı korkuyor, yargı çekiniyor demokrasinin kılıcı gibi. Bu yargıya bile arkası, bu yargıyı 60 puanlık insanlara hakim yaparken mülakatlarla bu yargıya bile güvenmiyorlar ki Yüksek Seçim Kurulu'nu ne şekilde dizayn ederlerse etsinler yine bir ihtimaldir diyerek kalırlar. Neden o ihtimali söylüyorum? Çünkü o güne kadar anketlerde biraz daha aşağı inerken muhalefet biraz daha yükselecek. O Yüksek Seçim Kurulu'na da vicdanlı insanlar ortaya çıkabilir diye korkabilirler. O zaman ne yapacaklar? 5 ay kaybedecekler, 6 ayı kaybedecekler, 5 yılı kazanmak isteyecekler. Ne demek istiyorum? Yani bunlar bir yandan seçim kanununu değiştirmek, siyasi partiler yasasını değiştirmek istiyorlar. Biliyorsunuz anayasanın 67. maddesi gereğince, Sayın Yeneroğlu daha iyi bilir, o hukukçudur. 67 maddesi gereğince bir yıl kala yapılan değişiklikler uygulanmaz, gelecek seçime bırakılır. Bir yıl öncesi yapılan değişiklikler, şimdi %7 barajı ve siyasi partiler yasası ve seçim kanunu gelecek. Ne zaman? Ekim ayında meclis açılacak ve meclisle beraber de bu kanun çok hızlı bir şekilde gelip o zaman gelecek sene 2022'nin Kasım ayında bu uygulamayı yapabilmek için de bu kanunla, yani bir yandan muhalefet partilerini %7 ile yeniden dizayn etmek, siyaset mühendisliğine soyundurmak, yani bunlar nasıl olsa Cumhur İttifakı'na oy vermiyorlar. Hiç olmazsa bunlar içerisinde yeni %7 yapayım da burada %10 barajını bazı partiler aşamaz diye düşünüyorlar. Ama şimdi aşabiliriz diyerek bazı ittifaklarla yeni ittifaklar oluşturmak gibi düşünüyor olabilirler siyaset mühendisliğinde. Diğer bir taraftan ise burada Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden seçtirebilmek için biraz önce söylediğim gerekçelerle, biraz önce söylediğim siyasi argümanlarla, hamlelerle bunu yapacaklar. Ve 6 ay sonra, yani Kasım ayında seçim yapacaklar 2022'nin. Böylece hem siyasi partiler yasası ve seçim kanunu yürürlükte olacak. Bir diğer yandan da Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtimal, yani ben aday olamayabilirim ihtimaline karşı onu göz önünde bulundurarak Kasım ayında bir erken seçimle hem üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmayı sağlamak hem de bunu yapmak isteyecekler. Benim düşüncem bu şekildedir. Evet. Yani bu şekilde bitme gidecekler ve burada muhalefet daha çok uyarık olmalıdır diye düşünüyorum. Peki Selçuk Bey önemli. O zaman Mustafa Bey'e de hemen ben sorayım, sonra Barış'a bırakayım. Mustafa Bey, size mecburen demin orada virgül koymuştuk. Siz dediniz ki meşruiyeti sorgulanacak bir seçimi göze almaz. Dolayısıyla Selçuk Bey'in bu senaryosu sizin için de geçerli midir? Yoksa siz ne yapacağını düşünüyorsunuz? Tam orada kalmıştık. Orayı biraz açar mısınız? Şimdi şunu öncelikle belirtmek istiyorum. Tabii Cumhurbaşkanı önüne şu engeli koyuyorlar, hukuku, anayasa vesaire, bundan bahsediyorlar. Bunları öne sürebilir. Yani bunları zaten Cumhurbaşkanı'nın uygulaması itibariyle bugün anayasal düzeni taktiği yok ki. Onun dışında tamamen keyfi bir biçimde, hukuktan, kurallardan bağımsız bir biçimde, akli selinden bağımsız bir biçimde ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla biz neye göre yorum yapacağız? Ancak yine anayasamıza göre, hukuka göre, hukukun iddialarına göre meseleleri değerlendirebiliriz. Elbette bu tuzakları da biliyoruz. Bu tuzakları geçmişte işte bunu kurdular.